Herkese merhaba, yayınıma hoş geldiniz. Güzel bir hafta diliyorum. Bu hafta diplomasi trafiği yoğun geçecek. Önemli konular görüşülecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Washington'a gidiyor. Öncesinde İran Dışişleri Bakanı Abdullahian'ı ağırlayacak. Suriye başta olmak üzere pek çok konu müzakere edilecek. Cumhurbaşkanı reisinin ziyaretinin hazırlıkları da yapılıyor. Ama tabii ki Abdullahian öncesinde Şam'daydı. Şam'daki görüşmelerden sonra burada olacak. Daha sonra da Moskova'ya gidecek. Yine Suriye meselesi en önemli gündem maddesi. Türkiye'nin Şam'la normalleşme eğilimi ya da çabası dikkatle izleniyor. Bir tarafta İran, Astana ortağı olarak birazcık dışlanmışlık hissiyle neyi kaçırıyorum, benim aleyhime bir süreç işleyecek mi diye meseleyi yakından takip ediyor ve diplomasi hamlesi de buradan başladı. Diğer taraftan Amerikan yönetimi de Türkiye'nin Şam'la normalleşmesini kaygıyla izliyor. Ön uyarılar geldi. Çavuşoğlu Amerika'da bu konuyu nasıl müzakere edecek, neler anlatacak? Amerikan tarafı Türkiye'den bazı konularda pozisyonunu netleştirmesini isteyecek. Ukrayna konusunda ikili oyun, Rusya ile ilişkiler, Yunanistan'da gerilim siyaseti, işte Suriye'de yeni strateji ya da yeni yol haritası Washington tarafında tabii ki dikkatle izleniyor. Bunlar konuşulacak, müzakere edilecek. Tabii Çavuşoğlu da Amerikan yönetiminin tutumunu, nihai tutumunu burada görmüş olacak. Bu nihai tutum elbette Türkiye'nin Suriye ile normalleşmesini sabote edebilecek bir takım unsurlar da içerebilir ya da Türkiye buradan hareketle Amerika'yı ikna edebilecek başka bir strateji ortaya koyabilir mi? Bunu göreceğiz. Ben birazcık daha İran'ın hani Şam ziyaretinde neler çıktı, İran bu meseleye nereden bakıyor, Türkiye ile İran ilişkileri ayrıca yeniden bir gerilim sürecine mi giriyor? Buraya bakmak niyetindeyim. Birazcık acaba süreç tökezledi mi diye hemen akla gelen bir soru var. Çünkü beklenen ikinci görüşme bu Ocak ayının ikinci yarısında olacak denmişti. Lavrov'la Çavuşoğlu bu konuda ön mutabakat sağlamıştı ama bu Şubat ayına sarktı. Hatta Şubat'ta önce savunma bakanlarının ikinci kez bir araya gelmesi, daha sonra Dışişleri Bakanlarının görüşmesi de söz konusu. Niye bu sarkma var? Bu sadece İran'ın hani Şam'ı markajı almasından mı kaynaklanıyor, yoksa başka konular mı? Tabii ki en önemli mesele Türkiye'nin Şam'ın ön koşulları konusunda net bir şey söylememesi. Yani Türkiye'den istenen iki temel koşul var ve bu koşullar Türkiye'nin askerlerini çekmesi ve muhalif güçlere desteğini sonlandırması. Bu çok net olarak biliniyordu. Fakat son birkaç gün içerisindeki önemli bir takım görüşmeler sonrası Esad yönetimi pozisyonunu daha net bir şekilde ortaya koydu. Tabii şeyden önce İran Dışişleri Bakanlığı'nın Şam ziyaretinden önce 12 Ocak'ta Rusya'nın özel temsilcisi Alexander Lavrentiev Şam'daydı. Esad'la görüştü. Bu görüşmede Esad'ın verdiği çok kritik bir mesaj vardı. Çok temel, ulusal temeldeki sonuçlara yönelik olarak yani işte bu hedeflere ulaşmak için Rusya ile Suriye arasında koordinasyon ve iletişimin gerekli olduğunu vurguladı. Atılacak adımların önceden Şam'la konuşulmasını istedi. Yani bir anlamda Putin'le Erdoğan'ın baş başa bir şeyleri pişirip sonra Esad'ın önüne getirmesinden önce böylesi bir koordinasyon ihtiyacını dillendirdi. Bu önemli. Devamında da işgalin sona ermesi ve teröre desteğin kesilmesini bir hedef olarak ortaya koydu. Yani bu iki hedefe ulaşmak için Rusya ile adımların koordine edilmesi gerektiğini söyledi özetle. Bu önemli. Daha sonra
işte dediğim gibi Abdullah İyan Şam'a gitti. Şam'da pek çok konu görüşüldü. İran'ın kaygıları var tabii. Bir kere Abdullah İyan Türkiye-Suriye arasındaki diyaloğun ciddi olması halinde olumlu olacağı mesajı vardı. Yani bu ciddi olması vurgusu orada kritik. Demek ki Tahran burada Şam gibi bazı şüphelere sahip. Yani Erdoğan'ın bu konuyu seçim meselesi yapıp yani bir manevra alanı açmak için bir oyuna çevirip çevirmediğini onlar da merak ediyorlar. Ama daha önemlisi tabii ki Türkiye ile Suriye normalleşirse bunun İran'a yansıması, İran'ın nüfuzuna yansıması nasıl olacak? İran'ın çıkarlarını nasıl etkileyecek? Tabii ki Tahran bunu çok yakından takip ediyor. Asıl mesele bu. Ama Suriye açısından Türkiye'nin askerlerini çekmesi ve silahlı gruplara desteğini sonlandırması çok çok kritik bir mesele. Bu konuda hani Tahran'ın hani Şam'daki hani nüfuzu ya da etkisi belki Esad'a da bir denge siyaseti gütme imkanı veriyor. Bir taraftan elbette Esad'ın elini sıkıştırıyor. Bir taraftan da Rusya karşısında da hani İran'ın desteğini kullanma imkanına kavuşuyor. Burada Esad'ın verdiği mesaj önemliydi. Dedi ki teröre karşı Suriye'nin yanında ilk yer alan ülke olması hasebiyle İran'la koordinasyon önem taşıyor. Şimdi yani diyor ki biz İran'ı satmayız. Türkiye ile normalleşirken bu mesajı veriyor. İran'ı temin ediyor bir anlamda. Bir taraftan da yine bu yani koşullar neyse bunların net bir şekilde ortaya konulmasını istiyor. Suriye lideri özellikle işgali sona erdirmediği ve terör örgütlerine desteği kesmediği sürece Türkiye ile diyaloğun ilerlemeyeceğini vurguluyor. Şimdi herkes tabii buna hızlı bir şekilde takıldı. Esad şartlarını ortaya koydu. Bu şartlar yeni değil. Bu şartlar ta başından beri daha henüz bir diyalog zemini yokken, taraflar buluşmamışken istihbarat düzeyinde olan temaslarda bunlar zaten dillendirilen ve konuşulan şeylerdi. Yani sır olan bir koşul değildi ama Esad çok net bir şekilde bunu açık açık konuşuyor. Suriye tarafı ketum. Yani bu konuları çok fazla kamuoyu önünde, basın önünde konuşmaz. Ama ilk kez konuşuyor. O yüzden bu önemli. Burada İran etkisi var mı yok mu tartışması da İşte buradan kaynaklanıyor. Sonra Faysal Miktat Dışişleri Bakanı da Abdullah İyan'la görüşmesinde birkaç şey söyledi. Bir kere İran'ın istediği şekilde stratejik işbirliği anlaşmasının yenilenmesini kabul ettiklerini vurguladı. Yani İran'ın 20 milyar doların üzerinde bir harcaması oldu ve bunun karşılığını da almak istiyor. Şu ana kadar etkili bir şekilde çok fazla imtiyaz sağlayamadı ve bu imtiyazların hani temin edilmesi belki İran açısından önemli. Buraya geleceğim. Yani bu mesele neden önemli ama Faysal Miktat'ın ayrıca Türkiye ile ilişki olarak verdiği mesaj son derece netti. Şunu söyledi. Türk tarafıyla herhangi bir görüşme işgalin sona erdirilmesi ve teröre desteğin durdurulması halinde inşa edilmelidir. Esad ile Türkiye liderliği arasındaki görüşmeden önce anlaşmazlıkların nedenlerinin ortadan kaldırılması şart. İşgal kaldırılmadan Türkiye ile ilişkilerin yeniden normalleşmesinden söz etmek mümkün değildir diyor. Şimdi demek ki bu konuda bir kararlılık kendini gösteriyor. Daha önce mesela takvim açıklanır belki. Bu takvim üzerinden tedrici bir çekilme söz konusu olur. Bu taahhüt belki liderler buluşmasını temin edebilir. Ama şimdi bu takvimden ya da taahhütten öte somut olarak bir beklenti var. Bu beklenti açık bir şekilde dillendiriliyor. Şimdi sarkmanın nedeninin de buradan kaynaklandığını anlıyoruz. Çünkü El Mayadin kanalı Suriyeli üst düzey yetkililerden şunu aktardı.
Türk ordusunun Suriye'den çekilmesi başta olmak üzere amaçlar tam olarak belirlenmeden Şam'ın ikinci toplantıyı kabul etmediğini söylüyor. Yani Dışişleri Bakanlığı toplantısının sarkmasının nedenini de bu şekilde net olarak ortaya koyuyorlar. Suriyeli kaynaklar ayrıca Erdoğan'ın seçim hesabıyla elini uzattığını ve Şam'ın bu teklifle ilgilenmediğini belirtiyor. Evet, tablo bu. Şimdi İran meselesi dediğim gibi birkaç boyuttan ele alınmalı, ele alınabilir. Ve Şam'ın İran'a karşı elbette önemli bir minnet borcu var. İran Suriye'yi nasıl konumlandırıyor ve Türkiye-Suriye normalleşmesi bunu nasıl etkiler? Bütün mesele bu. Tabii ki direniş ekseninde Suriye'nin önemli bir yeri var. Önemli değil mi? Hayati bir rolü var. Ana eksen burası. Lübnan'a, Filistin'e uzanan eksenlerden bahsediyoruz. Şimdi 43 yıldır kurgu bu şekilde geldi, ilerledi. İki ülke müttefik ve zor zamanda Esad yönetimine çok ciddi olarak her açıdan katkı sunan bir İran var. Bu katkı pek çok açıdan kendini hissettirdi ve gösterdi ve İran bu nüfuzunun ya da bu ortaklığın bu şekilde gerilemesini istemiyor. Amerikan yönetiminin ve Batılıların hatta Körfez'deki Arap ülkelerinin normalleşme koşulu da İran'ın geriletilmesi, İran'ın Suriye'deki edindiği avantajlı pozisyonu kaybetmesi. Yani İran kendi unsurlarıyla Suriye'de savaşa katıldı. Yani Kudüs gücü, devrim muhafızları ve bunların yönlendirdiği milis yapılar söz konusu. İsrail'i yakından ilgilendirdiği için İsrail'de zaten havadan saldırılarla bu şeyi, bu durumu bir şekilde önlemeye ya da bunun geriletilmesine çalışıyor ama başaramıyor. İran petrol, ucuz petrol veriyor. Bunun için de kredi hattı açtı. Bu çok önemli. Şimdi tam bu trafik sırasında İran niye petrol sevkiyatını durdurdu? Rahatsızlığından dolayı mı? Yoksa içeride karmaşa var, İran içerisinde gösteriler var. Bundan kaynaklı mı? Bu hep konuşula geldi. Tam bu sırada Wall Street Journal bir iddia ortaya attı. Dediğine göre İranlı yetkililer Suriye'ye ilave petrol sevkiyatı için artık daha fazla ödeme yapmak zorunda olduklarını bildirdi. İran ödemesi ertelenmiş yeni teslimatları reddetti ve peşin ödeme istedi. Tabii ki El Vatan gazetesi Suriyeli kaynaklara dayanarak bu haberin doğru olmadığını yazdı. Ancak İran tarafında Mehr Haber Ajansı dahil, yani şeyin doğrudan kontrolünde, sistemin doğrudan kontrolünde olan kanallar, haber ajansları, Wall Street Journal'ın bu haberini yorumsuz bir şekilde aktardı. Yani İran tarafından bir ret ya da bir yalanlama eşliğinde ya da ilave bir yorum eşliğinde değil de olduğu gibi bu iddiayı aktardıklarını gördük. Bu da burada bir meselenin olduğunu ve konuşulduğunu gösteriyor. Zaten epey zamandır yani Suriye'de petrol sıkıntısı had safhaya çıktı. İran yeni sevkiyatlar yapmadığı için vesaire. Bu zaten sır olan bir şey değil. Şimdi elbette açık bir şekilde çıkıp ya böylesi bir restleşmenin olduğunu söylemeyeceklerdir. Bu restleşme bu düzeyde hani çok açık bir şekilde de dille getirilerek ortaya konmamış olabilir. Ama İran'ın yeni süreci kaygıyla izlediğini rahatlıkla görebiliriz. Şimdi Türkiye, geçen yayınımda da biraz bahsetmiştim. Türkiye Suriye siyasetini değiştirirken İran her masada gündeme gelecektir. Şimdi yani mesela Amerika'nın bir bariyeri varsa bu bariyeri yıkmak için ya da Amerika'yı yumuşatmak için Türkiye'de muhtemelen Türkiye'nin Şam'la yakınlaşmasının İran'ı gerileteceği argümanını kullanacaktır. Zaten bu argümanı AK Parti iktidarı başından itibaren kullanıyor. Yani Amerika ile ortaklık kurarken hani Sünni dünyanın liderliğine soyunup Şii hilali dedikleri İran genişlemesine karşı Irak'ta
Suriye'de, Lübnan'da böyle bir rol kendilerine biçmişlerdi. Bunu oynadılar, başarılı olamadılar. Ama bu rolü şimdi Suriye'de yeniden ısıtabilirler Amerika'yı yumuşatmak için. Amerika bunu satın alır mı, almaz mı? Tabii çok sayıda arkasında mesele var. Her şeyden önce Amerika'nın şu anda Suriye'de askeri varlığı ve Suriye Demokratik Güçlerine desteği söz konusu. Bu desteği şu anda kesmek niyetinde değil. Türkiye ile zaten kapışma nedenleri de bu. Yani burada Amerikan yönetimi Türkiye'ye hani Türkiye'nin oyununa, Rusya ile birlikte girdiği oyuna ne kadar prim verebilir, ne kadar bunun sonuçlarını görmek için zımni de olsa onay verebilir, bunu kestirmek zor. Ama şunu anlıyoruz, yani Şam yönetimi sıkışmış durumda. Yani bir taraftan Rusya Türkiye ile normalleşme konusunda baskı yapıyor. Diğer taraftan İran, Türkiye ile normalleşilecekse kendisinin içinde olduğu, kendisinin etki edebildiği bir denklemde olmasını istiyor. Yani Astana platformu bunun için vardı. Astana üçlüsü görüşmeler yaparken İran'ın dışlandığı ve doğrudan Suriye yönetimiyle masanın kurulduğu bir formülasyonu İran kaygıyla izledi, izliyor ve bu konuda İran medyasında da çok sayıda haber yorum çıktı. Yani bu normalleşmenin bedelini İran ödemek istemiyor. Bu normalleşmeyle Şam'la Tahran arasına bir soğukluğun girmesini de istemiyor. Suriye yönetimi de o kadar İran'ı gücendirecek rahatlıkta değil. Yani Rusya'yı karşısına alamaz, İran'ı da gücendiremez. İkisini birbiriyle idare etmek zorunda. Ama Suriye'nin bu talepleri İran'dan kaynaklanıyor denemez. Yani Suriye'nin ön koşullu ulusal çıkarları ve hedefleri doğrultusunda belirlediği koşullar. Bunlar zaten biliniyor ama İran'ın bu şekilde tutum belirlemesi, Esad'ın daha net bir şekilde Rusya ile konuşmasını sağlayacaktır, elini güçlendirecektir. Ama aynı zamanda İran'ın petrol kartını ya da kredi kartını kullanması da kuşkusuz Esad'ı köşeye sıkıştırabilir. Ancak İran'la bir bozuşma, bunu elbette istemeyeceklerdir ama bir İran'la bir bozuşma bu sefer Türkiye ile normalleşmeyi daha da hayati hale getirebilir. Sonuçta İran nefes borusu oldu Suriye'ye ve o nefes borusu tıkanırsa Esad başka bir alana kaymak zorunda. Mesela Suudi Arabistan'la görüşüyorlar. Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri devrede ve tabii ki orada da yine İran çengeli var. Yani İran konusunda net bir tutum bekliyorlar. Yoksa normalleşmeyi zamana bırakıyorlar. Arap Birliği'nde Suriye'nin koltuğunu iade etme konusunda da isteksizlik ya da oradaki işte meseleyi sürüncemede bırakma tutumu da bundan kaynaklanıyor. Bu mesele Türkiye ile İran arasında da yeni bir gerilim halkası oluşturabilir mi? Potansiyel olarak evet oluşturuyor. Baktığımız zaman bu gerilimli halkalar sadece Suriye ile sınırlı değil. Zaten İran özellikle Halep'in kuzeyine yeni bir Türk askeri harekatını net bir şekilde engellemeye çalıştı. Bundan çok 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 rahatsız. Suriye konusunda zaten iki ülke karşı karşıya geliyor ama Astana süreci bu işi, buradaki gerilimi bir anlamda emiyordu. Bunun dışında Irak'ta çok defalarca karşı karşıya geldikleri oldu. Şengal operasyonuna karşı İran Haçlı Şabi üzerinden böyle bir dirsek gösterdi. Türk üsleri birkaç kez saldırıya uğradı. Ve Irak sahnesinde tabii ki Türkiye'nin istediği hükümet formülü ve İran'ın istediği hükümet formülleri de çatışma halindeydi. Bunun gibi pek çok konu gündeme geliyor. Su krizi mesela hakeza, yani Fırat ve Dicle sularının azalmasından Türkiye'yi suçluyorlar ve sürekli bunun propagandası yapılıyor. Aras Nehri de son zamanlarda çok gündeme getirildi. Kafkasya'da hakeza Türkiye'nin koridor meselesi İran'ı çok ciddi anlamda rahatsız etti.
Ermenistan'la Azerbaycan anlaşırsa ve Zengezur koridoru açılırsa İran jeostratejik dengenin bozulacağını, sınırların değişmezliği ilkesini burada dillendirerek, tatbikatlar da yaparak, askeri tatbikatlar yaparak rahatsızlığını net olarak ortaya koyuyor. Her yerde görüldüğü gibi Türkiye ile İran'ın bir nüfus kavgası, mücadelesi var. Bunu Lübnan'da da görebilirsiniz. Hatta Yemen'de de görmeniz mümkün. Şiilik ve Sünnilik üzerinden şekillenen kamplaşmalarda Türkiye'de çok fazla geride durmuyor ve İran'ı bloke edecek hamleler yapıyor. O yüzden Suriye sahnesinde de böyle bir kapışma ya da bir nüfus rekabeti, savaşı beklenen bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Tabii burada bir şey daha ilave etmek lazım. Yani Şam koşullarını net olarak bu şekilde ortaya koyarken mesela Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yeniden operasyonun masada olduğunu, operasyon seçeneği masada olduğunu söyledi. Yani İran'ın petrol kartı varsa işte Türkiye'nin de operasyon tehdidi var. Böylesi bir restleşme dolaylı ya da doğrudan devam ediyor. Bugünkü değerlendirmelerim bu kadar. Dediğim gibi bu hafta çok kritik bir hafta. Washington'dan ne tür mesajlarla dönecek Çavuşoğlu? İran Moskova teması sonrasında ne diyecek? Bütün bunların arkasından Putin de elbette Türkiye'nin pozisyonun birazcık daha netleşmesini bekleyecek. O da sözünü söyleyecek. Özellikle Türkiye-Amerikan temaslarında acaba yeni Suriye rotasını etkileyecek, yol haritasını etkileyecek sonuçlar gelir mi gelmez mi? Moskova'nın da buna pür dikkat baktığını zannediyoruz. Elbette süreç inişli çıkışlı, tek düze değil. Bu rotanın önünde, yol haritasının önünde çok sayıda da mayın var. Bu mayınlar bütün tarafların tutumuna bağlı olarak artar ya da azalır. Zorlu bir süreç olacağından hiç şüphemiz yok. Bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Bu arada takip eden arkadaşlara, üye olan arkadaşlara da çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.